Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 16.sı düzenlenen ODTÜ Robot Yarışlarına hep birlikte gezeceğiz, standları göreceğiz, yapılan projeleri, robotları göreceğiz. Hep birlikte dilerseniz yarışa, standlara gidelim. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar, burada sağ tarafta kayıtlarımız yapılıyor. Biz sabahtan erkenden geldik, kayıtlarımızı yaptırdık. QR kodlarımızı aldık. Şimdi yarışmaya doğru geçiyoruz. Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim stand hakkında biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Biz Enesis firması olarak 20 yıldır eğitim, üretimi yapıyoruz. 10 yıldır da 3 boyutlu yazıcı üzerine çalışıyoruz. 10 yıldır 3 boyutlu yazıcı üretimi üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin en eski 3D for Everybody, Türkiye'nin en eski marka tescili yapılmış 3 boyutlu yazıcı markasıdır. Burada görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi bizim buradaki makinelerde üretildi. Örneğin şu bir deneme baskısıydı. 680 saatte basıldı şu. Yaklaşık 25-26 gün şu büyük makinamız non-stop, hiç durmadan, hiç arıza vermeden çalıştı ve şunu bastı. %100 dolulukla bastı ve katman kalınlığı 100 mikron. Şu baykuş bir okulun logosu olarak tasarlanıp basıldı. Şu ilginç bir üründür. Bu da tescilli bir ürün. Türkiye'de bir sanat galerisinde sergilenmek üzere tasarlanmış, 3 boyutlu yazıcı için tasarlanmış ilk sanatsal objedir. Bu şekilde tescil edilmiştir. 3 boyutlu 3D pazarı dünyada müthiş bir şekilde büyüyor. Türkiye'de de yerli üreticiyiz. %76 yerli oranımız var. Türkiye'de eğer bu konuda yerli üretici olmazsa bu pazarı yabancılara kaptırmış olacağız. Halbuki altında çok büyük teknoloji yatıyor. Gelişmeye açık bir sektör. Kaptırmamak için biz ve bizim gibi yerli üreticilerin artması lazım. Biz bunun için her zaman burada olmayı hedef belirledik. Sağ olun. Teşekkürler. Sırada robotsal bir etkinlik var. Bu robotsal etkinlik futbol üzerine. İsterseniz detaylı bilgisini buradan alalım. Robotik kodlama eğitimi veriyor. Robotik kodlama eğitiminde elinde bir ürün olmadığı zaman simülasyonlarda çocuk bir müddet sonra kodlamayı bırakıyor. O kodlama süresini daha iyi anlaması için tasarlanmış bir proje. Yani Gençlik Bakanlığı yapmış olduğu bir etkinlik kısaca yani, çocuklar için. Normalde Kodada 2023 projesi var. Onun bir projesi kendi içerisinde. Misyonunuz veya vizyonunuz olmaz. Efendim? Biz bunu ilk olarak geçen sene yaptık. Yine böyle bir sunumdaydık. Orada bakanlık gördü. Daha sonraki böyle yerlere bizi davet etti. Biz de davet ettiği yerlere. Hani böyle şeyler çocukların daha çok ilgisini çekiyor. Hani ilgisini çekiyor. Eğlenceli. Evet, eğlenceli. Daha sonra geliyor, ben robotumu yapmak istiyorum, nereye gitmem gerekiyor gibisinden bilgiler alıyor. Daha sonra gelişim merkezine gidiyor. Robotunu yapıyor, kodlamasını öğreniyor. Peki bunun eğitimini nasıl veriyorsunuz? Eğitimini gelişim merkezlerimizde veriyoruz. Gelişim merkezlerinde veriyoruz. Evet. Ücretli hocalar mı, gönüllü hocalar tarafından? Ücretsiz gönüllü hocalar tarafından verilecek. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, şimdi diğer standlara doğru yürüyoruz. İyi günler. İsim, soyisim? Egecan Karadalar. Ben ODTÜ'de okuyorum. ODTÜ Robot Topluluğu'nun Temiz Enerji Kulübü'nde de çalışıyorum aynı zamanda. Temiz Enerji Kulübü ne yapıyor? Bu gördüğünüz araçları yapıyor. TÜBİTAK, Türkiye'deki TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışlarına artı yurt dışındaki Sherlock Maraton yarışlarına, Sherlock Hayat Firması'nın düzenlediği yarışmalara senelerdir katılıyor. Bu gördüğünüz araç hidrojenle çalışan bir araç. Şu anda şeyleri yok, üstünde ekipmanı yok ama bu araç geçen sene Türkiye ikincisi olan bir araç. Urban kategorisi, şehir hayatına uygun iki şekerli, Türkiye yarışlarında kullanılan bir araç. Burası Shell yarışlarına ait, Avrupa yarışlarında kullanılan araç. Prototip kategorisi elektrikli bir araç. Bütün araçların, bütün
sistemlerini kendimiz tasarlıyoruz, kendimiz yapıyoruz, her şeyini biz yapıyoruz. Ne kadar her şeyini biz yapıyoruz diyecek olursanız, bu sene ürettiğimiz prototip motor. Bu araçta kullanılan motor da biz üretiyoruz. Bundaki motor da bize ait. Artı bu ilk deneme motorumuz. Bütün kabukları kendimiz yapıyoruz. Bütün ön takım talaşlı imalatları biz yapıyoruz. Bütün elektronikleri biz tasarlıyoruz. Bu araçta kendimizin yapmadığı tek şey lastik, koltuk, kemer. Onlar da zorunlu. Yani dışarıdan almamız. Doğru. Bir de pil. Bunda sadece kemer, bir de lastik. Böyle bir takımız. Bu araç Türkiye ikincisi. Ama tabii bizim araçlarımız sadece bunlar değil. Biz 2005 senesinden olan bir takımız. Ve güneş enerjili araçlar üretiyoruz. Ürettik diyeyim. Ondan önce elektrikli araçlar ürettik. Şimdi artık başka şeyde üretiyoruz. Üretmeye de devam ediyoruz yani bu. Dünyada temiz enerji konusunda bazı problemler var. Evet. Ve yani enerjiyi temiz kullanmıyoruz. Dünyayı kirletiyoruz, bilmem ne diyoruz falan. Fişbank, yarısı ısınma falan. Bizim üzerinde çalıştığımız teknolojiler genel olarak bunlara karşı gelmek, yakıtı ne olursa olsun verimli kullanmak, artı kullandığın yakıtların da elektrik gibi ya da hidrojen gibi daha verimli, daha düzgün kullanabildiğimiz şeyler olması. Bu yüzden bu araç projeleri üzerinde çalışıyoruz, bu kadar. Peki test aşaması falan oldu mu? Ha? Test aşaması falan, süreçler neler? Test aşaması oldu mu? Oldu tabii. Yani bu araçlar önce tasarlanıyorlar, çiziliyorlar. Bütün montajı bilgisayar ortamında yapılıyor. Artı orada analizleri yapılıyor. Sonra belli parçaların fiziksel analizleri yapılıyor, üretilip. Örnek veriyorum, taşıyıcı kollar, rotlar ya da benzeri şeylerinkiler yapılıyor. Tabii senelerden gelen bir tecrübe var. Bazı şeylerin nasıl olacağını biliyoruz ama hani bütün testleri yapılıyor. Artı araç bittikten sonra maalesef ülkemizde bu tarz şeyleri test etmek için bir test imkanı sunmadıklarından dolayı biz okul içinde testlerimizi yapıyoruz. Ondan sonra da yarışlardaki test zamanlarını kullanarak oralarda testlerini yapıyoruz. Bu kadar yani. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şimdi Robolink'in bir tane stand açmış. O standın amacı ne? Acaba ne yapıyorlar? Bu Robolink dediğim arkadaşlar bu arada maker mağaza. Gidip istediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi röportajımıza geçiyoruz. Merhaba. İsminiz, soy isminiz nedir? Eda Salim. Eda Salim. Bu standın amacı nedir? Biz bir e-ticaret sitesiyiz. Site üzerinden mühendislik öğrencilerine ya da hobi olarak elektronikle uğraşan öğrencilere parça malzeme satışı yapıyoruz. Onun dışında işte getirdiğimiz, sattığımız ürünler burada. Aynı zamanda bazı partlar kendi tasarımımız. Onun dışında distribütörlüğünü yaptığımız bazı markalar var. Tüm bunların dışında da elektronik kart tasarımları yapıyoruz. PCB kart tasarımları yapıyoruz. Eğitimler düzenliyoruz. Baskı alıyor musunuz? Efendim? Baskı alıyor musunuz? Baskı aldırıyoruz. Aldığım, çalıştığımız bir firma var. Oradan baskı aldırıyoruz. Eğitimler düzenliyoruz. Üniversite öğrencilere, yetişkinlere, ortaokul ve lise öğrencilerine. O şekilde çalışmalarımız var. Peki sizi neden tavsiye ediyorlar? Onun hakkında bir bilgi verir misiniz? Sizi neden tavsiye ediyorlar? Evet, tavsiye etmenin nedenlerini verin. Ya bence genelde tüketiciden yana olmamız ve fiyatlarımızın piyasaya göre belki bir tık daha uygun olması olabilir. Visyonunuz ve misyonunuz var mı peki? Firma olarak. Evet. Bir cümleyle özetleyemem belki ama her zaman tüketiciden yanayız. Evet. Müşterilerimize değer veriyoruz. Bunları söyleyebilirim. Sağ olun, teşekkür ederim. Rica ederim. Thank you.
sektörün ürettiği otonom insansız vurucu hava araçları. Bunun amacı taktik sahada askerlerimizin rüzgara düştüklerinde, sızma operasyonlarında onları kurtarıcı akıllı mühimmatlar geliştirmek bu projelerin amacı. Şimdi proje 3 sene önce başladı. Yaklaşık 39 kişilik bir ekibimiz var şu anda. Bu sene sonunda 100 kişiye ulaşacağız. Bu platformda fayda büyük olarak 1.3 kiloluk bir mühimmat var. Bunu yönlendirilmiş bu mühimmat. Yani bu şekilde STM'nin makine mühendisliği tasarlayıp verdiğimiz bir anlamlı bir alanda çelik parçalarının şurada videoda gördüğünüz gibi yere tamamen sarkma ve antisarkma amaçlı. Burada rol ve pitch'te stabilizasyonu sağlıyor. Yoldaki stabilizasyon, yoldaki hareketi platformun kendisi sağlıyor. Yerden mesafe ölçümümüz var. Hedefimiz olan mesafeyi bildiğimiz açısından. Şimdi bizim... Nasıl? 30 metre itibaren belirli frekanslı sürekli şeyleri gönderiyor bize. Çok uzak ihtiyacımız yok. Çünkü bizim hedefi dalışlarımız belli bir koordinata değil, kuş gibi görerek doluyoruz aslında. Saniyede 20 saniyede bir hesap yaparız ve hedef eğer hareket ettiyse 20 saniyede her hesapta platform ona doğru yönelir. İçinde otopilot kartımız var. 12 kartlı bir PCB, kendi üretimi, kendi tasarımımız üretimi yurt dışında ama dizgisi Türkiye'de yapılıyor. Bir görüntü işleme kartımız var. Bir de tapa kontrol kartımız var. Bunların hepsi STM bünyesinde tasarlanıyor ve geliştiriliyor. Şu an tüm askerlerimizin kullandığı doğrudur. Peki uçuş özellikleri falan neler? Uçuş özellikleri mühimmatlı riskinin havada çok fazla kalmasını istemeyiz. Çünkü havada dolaşan bir bomba. Bunun literatürdeki adı da zaten loitering munition, dolanan mühimmat. Biz şu an 15 dakika havada kalıyoruz. 10 metre bir saniye rüzgar hızlarında çalışabiliyoruz. Yani rüzgar bize o kadar ondan alıp atıp etkilemiyor. Hedefe dalış daldığımız andaki son güzel hızımız 140-160 arasında değişiyor. Seyir hızımız da kullanıcı tarafından ayarlanabilecek şekilde 10 metre bir saniye, 15 ya da 20 metre bir saniye olarak oluşuyor. Güç itki sistemi şöyle oluşuyor. İçinde bir lityum polimer pili var. Güç dağıtım kağıtımız var. İçindeki ESC'lerle motorlarımız otopilot besliyor. Motorların da farklı dönmelerine itki sistemini sağlıyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Sağ olun.